Dersimizde bir buton panelimiz var. O panelde 6 tane butonumuz var. Bu butonların 3 tanesi renkli panellerimiz var ekranda gördüğünüz gibi. Sarı, mavi ve lila olarak. Bu renkli paneller işte maviyi göster, sarıyı göster, hardal renkli olanı göster, lilayı göster diye tıkladığımızda onlar gözükecek. Gösterme ya da işte hardalı sakla dediğimizde o saklama butona tıkladığımızda da beyaz panel gözükecek. Dersimize geçmeden önce Telegram'daki Java Blackboard kanalımızda kodlarımızı yayınladığımızı duyurusunu yapayım arkadaşlar. İki tane Java Blackboard neyimiz var orada? Bir grup, bir de kanalımız var. Yani iki tane aksiyonumuz mu var? Neyimiz varsa artık. Onun da duyurusunu yapayım. Yeşil olan da sadece kanal. Orada kodların doğrudan kendim yayınlıyorum. Grupta da arkadaşlar birbirinize yardımcı olabileceğiniz şekilde belki bir yardımlaşma, dayanışma olur diye onu kurduk. Ondan az, şimdilik az sayıda arkadaşımız var ama zaman içinde artacağını umuyorum. Telegram duyurumuzu da yaptıktan sonra arkadaşlar kodumuza geçelim. Önce kodumuzu çalıştıracağım. Ne yaptığımızı bir görelim. Sonra da zaten bu basit aslında mantık olarak. Şimdi butonları görüyorsunuz arkadaşlar. İşte hardalı göster, maviyi göster, lilayı göster. Bunlara tıkladığımızda bu panelleri gösteriyor. Sakla butonuna tıkladığımızda maviyi sakla, işte hardalı sakla falan gibi. Sakla butonlarına tıkladığımız zaman da beyaz yani default panelimizi gösteriyor. Boş panel dedik biz onu kodun içinde. Şimdi bunu ne yaptım, bunu nasıl yaptığımızı bir anlatalım. Şimdi kodumuz şu şekilde. Öncelikle iki tane klasımız var. Bir tanesi alışık olduğunuz üzere artık buna alıştınız. Main klasımız var. Bu main klasın içinde diğer klası çalıştıran sadece bir satırlık bir kodumuz var. Diğer kodumuzda da yani klasımızda da bu klasın ismi neymiş? Gözlerim iyi görmüyor da ekrandan. Evet. Büyük harflerle bakmam lazım. Göster sakla klası. Göster sakla klasında şurada yazıyor ya tabii ben başka yere baktım. Göster sakla klasında da ne yaptığımıza bir şöyle bakacak olursak aslında çok kolay. Yani mantığını kavradıktan sonra yapacağımız iş çok kolay. Öncelikle renkleri belirledik arkadaşlar. Bu renkler işte bir hardal rengimiz var, mavi rengimiz var, lila rengimiz var. Bir de koyu renk dedik. Şuna koyu rengimizin ne olduğunu onu açıklayalım. Şu buton panelindeki background rengine koyu renk dedik arkadaşlar şuradaki. Şu buton panelindeki renk koyu renk. Ona koyu renk dedik. Şimdi sonra frame'imizi tanımladık. İşte 74. dersimiz. Layout'u null kullandık gene. Panelleri tanımladık diyeceğim. Önce buton panelini tanımladık. Buton panelinin işte ölçüsünü verdik. Koordinatlarını verdik. Sonra da butonlarımızı tanımladık 6 tane. 2 burada, 2 burada ve 2 burada. İşte renklerini tanımladık falan. Yani butonlarda hardalı sakla, hardalı göster, maviyi sakla, maviyi göster, lilayı sakla, lilayı göster. Bunları da buton panelimize ekledik. Nerede ekledik? Sanırım aşağıda ekledik onları. Bakalım evet. Buton panelimize 6 tane butonumuzu burada ekledik. Sonra da frame'e buton panelini ekledik. Buraya gelmişken bunu da göstereyim. Frame'e diğer panelleri de ekledik arkadaşlar. Ama ilk açıldığında en yukarıda yani şuradaki sıralamaya göre boş panel en üstte olduğu için onu gösteriyor. Mesela burada bunu şöyle yoruma alacak olursak çalıştırdığımız zaman ne gözükecek bakalım. Gördüğünüz gibi sarı panel gözüktü. Sarıyı sakla dediğimiz zaman hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Çünkü sarıyı sakla dediğimiz zaman mantıken boş paneli gösterecekti. Ama boş panel kodda eklenmemiş olduğu için onu göstermiyor. Ama diğer şeyler renkli gösteriler çalışıyor. Bunu da böylelikle anlatmış olalım. Şimdi arkadaşlar buradaki mantık ne? Mantığımız şu. Önce panelleri de tanımladık. Her bir panelde ayrı ayrı tanımladık. İşte hardal panel, layout null,
ve background rengi hardal. Bu da panelde olması gereken yer, frame'imizde pardon. Frame'de olması gereken yer. Bu koordinatların hepsi aynı arkadaşlar bu arada. Çünkü hepsinin olması gereken yer aynı. Neden aynı? Çünkü panelleri göster sakla yaptığımız için bir panelin yerine diğeri gözükeceği için koordinatları aynı. Şimdi gelelim bu işi nasıl yaptığımıza. İşte hardal 0 ve hardal 1 var. 0'da sakla yapıyoruz. 1'de göster yapıyoruz. O da şuradan onu göstereyim de. Butonları tanımlarken buton 0 yani hardal 0, hardal 1, mavi 0, mavi 1 dedim. Yani 0'lar saklama görevini yapıyor. 1'ler de gösterme görevini yapıyor. O yüzden burada hardal 0'a basıldığı zaman arkadaşlar butona Action Listener'da şöyle bir şey oluyor. 4 tane panelin hepsinin visible'larını ayarlıyoruz. Sakla butonuna basıldığı için bu sakla butonların hepsinde aynı kod var. Çünkü boş panel true, diğerlerini false'a alması gerekiyor. Göstermemesi için set visible'da. Set visible'da paneli göstermesi için set visible'ın true ise değeri gösteriyordu. False ise göstermiyordu. Önceki derslerden biliyoruz. Ama bu dersi ilk defa izleyen arkadaşlarımız olabilir. Ona da böyle açıklık getirmiş olalım. Sonra mavi 0, işte hardal 1'i anlattık. Hardal 1'de hardal paneli true olacak. Mavi 1'de mavi panel true olacak. Diğerleri false olacak. Lila 1'de de lila panel true olacak. Diğerleri false olacak. Böylece lila panel gözükmüş olacak arkadaşlar. Kodumuz bu kadar. Yaptığımız iş de bu kadar. Ondan sonra da tabii burada benim yaptığım gibi siz yapmayın. Ben bunu eklemeyi unuttum. Yani boş paneli ekledikten sonra şunları unuttum. Genelde unutuyoruz bunları. Programı çalıştıktan sonra aklımıza geliyor. Bu kodumuz da bu kadar arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin diyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Ve şuradan Photoshop ekranımıza geçip Telegram anonsumuza geçip dersimizi sonlandırıyorum. Herkese kolay gelsin diyorum. Java Blackboard isimli kanalımızda kodlarımızı yayınlıyoruz. Ayrıca orayı takip ederseniz tabii ki memnuniyet de duyarız ama takip etmek mecburi değil arkadaşlar. Yani ilgili gerekli kodu alıp hayatınıza da bakabilirsiniz. Önemli olan burada birilerine faydamız olsun bir şekilde.